Metformin bitkiden üretilen, ucuz, çoğunlukla güvenli olan ve son dönemde şeker hastalığında kullanılan ve popüler hale gelen bir molekül. Ancak kontrolsüz kullanıldığında da yan etkileri oluşabilecek, zararları ortaya çıkabilecek bir molekül. Sevgili dostlar, bugün sizlerle metforminin hem zararları hem de yararları üzerine konuşacağız. Herkese merhaba sevgili dostlar. Kanalıma hoş geldiniz. Metforminin primer görevi kandaki şeker düzeyini azaltmaktır. Bu molekül dünyada 60 yıldan beri kullanılmaktadır. Öncelikle şeker hastalığının tedavisinde iyi sonuçlar alındığı görülmüştür. Ancak daha sonraki yapılan çalışmalarda kanser ve yaşlanma dahil şişmanlık, nörodejeneratif hastalıklar, karaciğer, kalp damar ve böbrek hastalıkları dahil olmak üzere birçok hastalıkta yararlı etkileri ortaya çıkmıştır. Metforminin sadece glikoz üzerinde değil, diğer birçok mekanizma üzerinde de etkileri nedeniyle bahsettiğim hastalıklarda olumlu etkileri gözükmektedir. Hücresel olarak baktığımızda ise metformin mitokondriler üzerinde etki ederek özellikle enerji metabolizmasında yer alan ATP'yi azaltmaktadır. Birçok moleküler mekanizmayı da etkileyerek hem yağ metabolizmasında hem protein metabolizmasında hem de başta söylediğim gibi karbonhidrat metabolizmasında çok olumlu etkileri vardır. Bu pozitif etkilerin sayesinde enerji dengelenmesinde de yer almaktadır. Vücudumuzda glikoz sadece aldığımız karbonhidratlar ya da şekerli gıdalarla oluşmamaktadır. Aynı zamanda glikoneogenez dediğimiz yolla da meydana gelmektedir. Glikoneogenez karbonhidratların dışında diğer moleküllerle de glikoz oluşmasını tanımlamaktadır. Metformin işte bu yolağı inhibe etmektedir. Yani glikoneogenez genlerinin çalışmasını azaltmakta ve böylece diğer yollardan vücudumuzda glikoz oluşmasını engellemektedir. Metforminin ayrıca en önemli rolü insülin ve insülin growth faktörü yani insülin büyüme faktörü dediğimiz faktörü inhibe etmesinden kaynaklanmaktadır. Bu işlemi yerine getirirken reseptörleri kullanır. Yani insülin ve insülin büyüme faktörü reseptörleri de inhibe eder. Detaylı bilgi edinmek isteyen olursa ekranda sizlerle bu literatürü paylaşıyorum. Detaylı bilgi edinmek isteyen olursa bu literatürü okuyabilir. Birazdan sizlerle hem yararları hakkında hem de zararları hakkında konuşacağız. Ancak yararlarına geçmeden önce metformin kullanırken olumlu özelliklerinden yararlanabilmek için zaten sağlıklı yaşayan bir insan olabilmemiz adına vücudumuza iyi bakmalı, egzersiz ve spor yapmalı, sağlıklı beslenmeli, alışkanlıklardan uzak durmalı ve sağlıklı yaşamalıyız. Eğer bunları yaparsak metforminin inanılmaz faydaları olacaktır bize. Özellikle şeker hastaları için söylüyorum. Bunlar zaten sağlıklı olmanın temel ve basit kuralları. O zaman metforminin yararlarıyla başlayalım sevgili dostlar. Kan şekerinin kontrolü. Metformin karaciğerde glikoz üretimini azaltır ve hücrelerimizdeki insülinin daha efektif kullanılmasını sağlar. Ve dolayısıyla kan şekerini düşürmeye, kan şekeri kontrolünü sağlamaya yardımcıdır. İnsülin duyarlılığını artırır. Açlık insülin seviyelerini azaltır. İnsülin direncinin azalması. Biliyorsunuz çoğunlukla beslenme şekillerimize bağlı olarak çok çabuk acıkabilmekteyiz. Bunun nedeni vücudumuzdaki insülinin yükselmesidir. İşte metformin burada da devreye girerek açlığımızı daha da geciktirmektedir. Yani insülin direncimizi azaltmaktadır. Böyle olduğu zaman hücrelerimiz de insülini daha kontrollü kullanmaya başlarlar. Diğer olumlu etkisi kilo kontrolü sağlamasıdır. Metformin kilo kaybına yardımcı olabilir. Bu aslında hem şeker hastalarında hem insülin direnci olan hastalarda hem de normal şişman olan kişilerde de faydalı bir durum olarak ortaya çıkabilir. Bu etki hem hücre düzeyinde hem yağ asitlerinin bağırsaklardan emilimini azaltarak vücudumuzda ısı oluşumunu stimüle ederek ortaya çıkmaktadır. Yani metformin anti-obezite bir moleküldür. Dördüncü, kalp damar sistemini koruma. Metformin kalp damar hastalıkları riskini azaltabilir. Yapılan çalışmalarda kalp krizi ve inme riskinin azaldığı tespit edilmiştir.
Bunların haricinde şeker hastası olan gebelerde, yemek sonrası gelişen şeker yükselmelerinde ve polikistik over sendromunda faydalı etkileri gösterilmiştir. Metformin tüm hücrelerde olduğu gibi kaslarımızda da glukoz kullanımını artırmaktadır. Yani sporcular da, egzersiz ve yürüyüş yapanlar da doktor kontrolü altında bu ürünü kullanabilirler. Çok önemli bir özelliğinden daha bahsedeceğim. Son yıllarda yapılan çalışmalarda biliyorsunuz ikinci beynimiz neydi? Bağırsaklarımızdaki mikrobiyatamızdı. İşte bu mikrobiyatamıza çok olumlu etkileri gösterilmiştir metformin. Yani bağırsak sağlığı için de metformin iyi gelmektedir. Sıkı durun dostlar. Metformin farklı tümör hücrelerine direkt ve indirekt moleküler mekanizmalarla etki ederek tümör hücrelerinin büyümesini, yaşamasını ve metastaz yapmasını engelleyerek birçok kanseri önlediğine dair son yıllarda yapılan çalışmalar bulunmaktadır. Hücrelerimizdeki DNA hasarını, hücrelerimizde oluşan serbest oksijen radikallerini azaltarak, inflamasyonu azaltarak ve vücudumuzda oluşan, hücrelerimizde oluşan otofajiyi azaltarak yaşlanmayı önlediği çalışmalarda gösterilmiştir. Aynı zamanda sinir hücrelerindeki hasarlanmayı azaltmaktadır. Sevgili dostlar, görüyorsunuz metformin bir bitkiden elde edilen gerçekten mucizevi bir molekül. İsminin telaffuzu biraz zor ama Leguminosae familyasından Galega officinalis denilen bir bitkiden elde ediliyor. Şimdi de birazcık zararlarından bahsedelim ya da yan etkilerinden bahsedelim. Metformin artık dünyada çok sık kullanılan bir molekül olduğuna göre zararlarının bilinmesinde de fayda var. Sindirim sorunlarına yol açabilir. Mide bulantısı, karın ağrısı, ishal ve iştah kaybı gibi sorunlar ortaya çıkabilir. Çoğunlukla bu yan etkiler kalıcı değildir. Geçici yan etkilerdir ve bir müddet sonra bu yan etkiler duyumsanmamaya başlar. Ancak bazı kişilerde ciddi sorunlara yol açabilir. 2. Laktik asidoz. Bu da çok ciddi bir yan etkidir. Eğer laktik asit kanımızda yükselmeye başlarsa metabolik asidoz ortaya çıkar. Bu nedenden dolayı bu önemli bir yan etkidir. Bu yan etki geliştiğinde baş ağrısı, hızlı solunum, halsizlik ve kusma olabilir. 3. Vitamin B12 eksikliği. Uzun süre metformin kullananlarda vitamin B12 emiliminde azalmalar meydana gelir. Daha önceki videolarımdan biliyorsunuz vitamin B12 eksikliğinde kansızlık, sinir hasarı ve bilişsel fonksiyonlarda azalma meydana gelmektedir. Bu nedenle bu yan etki de önemlidir. Dördüncüsü karaciğer üzerindeki etkileri. Biliyorsunuz biraz önce yararlarından bahsederken karaciğer üzerinde olumlu etkilerini söylemiştik. Ancak çok nadir kişilerde karaciğere negatif etkileri de bulunmaktadır. Çünkü karaciğerimiz biliyorsunuz vücudumuzun ana deposudur. Metabolik olayların en çok gerçekleştiği organ karaciğerdir. Bu nedenden dolayı metforminle diğer karaciğerde meydana gelen metabolik olaylar etkileşebilmektedir. Özellikle zaten karaciğer bozukluğu olan kişilerde bu duruma çok dikkat edilmelidir. Evet sevgili dostlar, metformin kullandığınızda mutlaka doktorunuzla birlikte hareket edin. Tek başına hiçbir şeye karar vermeyin. Eğer herhangi bir yan etki ortaya çıkacak olursa mutlaka doktorunuzla paylaşın. Eğer metformin kullananlar bu videomu izliyor ise ve burada anlattığım endişeleri taşıyorlarsa mutlaka kendi doktorlarıyla irtibat kursunlar ya da herhangi bir sağlık profesyoneline danışsınlar. Son olarak doktorunuzun verdiği reçetedeki doz ve talimatlara göre hareket ediniz. Eğer şeker hastası değilseniz, farklı nedenlerden dolayı metformin kullanıyor iseniz mutlaka bir doktordan yardım almalısınız. Evet sevgili dostlar, bugünlük de bu kadar. Lütfen beğen tuşuna basmayı unutmayınız. Yorumlarınızı lütfen yorum kutusuna atmayı unutmayınız. Abone olmayı unutmayınız. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.